Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hot Wheels, Matchbox ve Dinozor'a bu bölüm 15'i çekiyorum. Geçen bölümde yine dinozorlara çalıştık. Şimdi girelim bakalım nelere çalışacağız. Burası Historia AVM Fatih'te. İçeri giriyoruz. Restoranlar sinek avlıyor. Sabahın körü olduğu için kimse yok. Yani AVM'de birkaç kişi varız belki de. Şu anda armağana doğru gidiyorum. İnşallah bir şey bulabilirim. Bakın burada Gojitsu'lar var. Eksiklerim vardı bunlardan. Şunu aldım mı tam hatırlamıyorum ama. Şunları alırız. Hot Wheels'ların olduğu reyona da bakalım sizler için. Çok da bir şey yok burada görüyorsunuz. O yüzden dokunmayacağım. Armağan'dan sadece Gojitsu aldım. Şimdi bakalım rotamız neresi olacak? Yine bu bölüm birkaç gün sürebilir. Birkaç günlük çekimi birleştirip o şekilde yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki durağımız Cities Nişantaşı Makro Center'a geldim. Şimdi buralara bir bakalım neler var neler yok. Hot Wheels'lar içeride sanırım. Kasanın hemen yanında. Hala bakıyoruz. STH olabilir diye. Oha! Bunlar burada 80 lira. Ben kaçı almıştım? 20 miydi neydi? 80 lira. Gördüğünüz gibi burada bunlar var. Şimdi buradan hemen Nezih'e geçeceğiz. Ve hemen Nezih'e geldik. Bakalım burada neler var. Bunu ilk defa canlı görüyorum. Ey maşallah, bayağı da büyük. Bu arada bunun fiyatı 4299.90. Bayağı da bir yüksekmiş fiyatı. Bakın burada da bunlar var. Şunlar da ilginç bir şey. Yani dinozorlarda pek bir şey yok. Şimdi bir de arabalara bakalım. Hala Matchbox'ın kolektör serisi var. 1, 2, 3, şurada 4. 4 model burada. Bakın Hızlı ve Öfkeli'den sadece Camaro var. Bende olduğu için almıyorum. Bir de şurada Jetgiller var. Of of of, şuna bakın, Cadillac. Fena arabalar. UPS teslim oldu bilin. Nezih'ten çıktık, şimdi en üst kata çıkacağız. Toy Shop ve Diyanar'a bakacağız. Ve sıradaki durak Toy Shop. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Soluğu yine benim tarih öncesi dostlarımda aldık. Valla burada bir tane... Aha! Vallahi orada. Bir tane sakladım diyecektim. Şunu koyalım. Bakalım başka ne var. Daha önceki av videosunda buraya gelmiştim. Ve sakladıklarım vardı. Sakladığımı alacağım. Şimdi şunları şöyle koyalım, buralarda var mı? Burada bunlar var. Bunların hepsi bende var arkadaşlar. Bunu da koyalım. Evet. Buradan bunu alıyoruz. Arkadaşlar en sonki av videomda şuradan iki taneyi bulmuştum Carrefour'da. Valla bunu da buraya daha önce bayağı bir önce saklamıştım. Birkaç av videosunda vardı zaten bu. Ve nihayet bunu da alıyorum. Bakın burada Cars, Pixar modelleri de var. Bence bir ziyaret edin burayı. Ken ne kadar tatlı dinozorsun öyle. Arkadaşlar bunu
Hesap kartımda biriken puanlarla aldım. 180 TL'ydi. Kartımda da birikmiş o kadar. Bedavaya aldım. Teşekkürler Toyshop. Şimdi gidiyoruz Diyanar'a. Bir de oraya bakalım. Yani şu an akşam saat 9.30. İşten çıktım 9'da ve direkt AVM'ye geldim. Bu videodaki ikinci AVM. Cities Nişantaşı. Bir de Diyanar'a girelim. Yalnız bununla girmeyelim. Yanlış anlamasınlar. Yani bu tüpü kurcalamak yürek ister. Sonra da bir de kürek ister. Çünkü dağılacak, ondan sonra toplaması var. O yüzden oraya girmiyoruz. Bakın burada hala Wallpots'lar var ve 300 lira. İndirimde. Sadece T-Rex indirimde değildi. Şunlar da 250'ye düşmüş. 225 hatta. Aslında bir tane alıp deneyesim var. Bakın burada da bunlar var. $45. Opel. Şimdi buradan çıkalım bakalım sıradaki durağımız neresi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Cevahir AVM'deyim. Diyanar'a baktım, Migros'a baktım, Toy Shop'a da baktım. Şimdi en son burada Armağan'a gireceğim. Bakalım orada bir şeyler çıkacak mı karşımıza. Arkadaşlar şu anda Armağan'dayım ve aradığım kan bulundu. Bir bu yok diyordum. Yani bunu bilmiyorum alsam mı. Bu önceki seridenmiş, pardon. Yani evet, önceki serideki. Belli. Evet, kırmızı başlıklı kızı bulduk. Şu anda Armağan oyuncaktayım. 3 al 2 öde kampanyası var ve yeni Matchbox Collector serisini yakaladım. Bakın regular modeller de var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Armağan'ı boş geçmeyin. Üçlüler de var. Working Rikes ve yanında Ceylan'ın garaj setini de görüyorsunuz. Hangi Armağan derseniz Cevahir'deyim. Şu dördünü alıyorum ama burada Porsche olması lazım. Maalesef yok. Arkadaşlar bakın Realme'ların arasında gördüğünüz gibi arabacıklar duruyor. Aha. Porsche da buldum yemin ediyorum. Yok dedik ama varmış. Kurcalamamıştım. Video çekiyorum diye ellerim doluydu benim. O yüzden bakamadım. Şu gladyatör de gayet iyi. Ama almayacağım ya. Regular 50 lira olduktan sonra artık almamaya özen gösteriyorum. Bu seride 5 araba vardı herhalde. Eğer 5 ise tamamlamış oldum. Bakın Matchbox. 3 al 2 öde. 6 tane aldım. İkisi bedavaya gelecek. Tanesi 120 lira. Gelmişken Jurassic World'e de bakıyoruz. Bu arada Indominus Rex Türkiye'ye giriş yapmış sanırım. Dino Tracker serisinden. Eğer ki yakalarsam alacağım. Bunlar 70. yıla özel. Special Edition diyor. Görüyorsunuz. Turuncu kartonetli ve turuncu jantlı model arabaları. Bunları da kanalımda inceleyeceğim en kısa sürede. Arkadaşlar şu anda Diyanar'dayım. Özlediniz değil mi? Uzun bir süredir bu kadar araba almıyordum av videolarında. Genelde hep dinozorlara çalıştım. Ama bu bölümde Matchbox bizi şaşırttı. Şimdi Hot Wheels'lara da bakıyoruz. Zaten ne bulursam bu aralar hep Cevahir'de buluyorum. Bakın burada 50 lira ve aynı arabalar var. Bakın Diyanar'a da gelmiş. Arayanlar varsa gelebilir. Aslında ben bu AVM'ye kamera bakmaya geldim. Hatta birkaç yere daha bakacağım arkadaşlar. Profesyonel kamera arıyorum. Çekimlerimi daha kaliteli hale getireceğim.
kamera diye çıktık. Dinozor aldık, matchbox aldık. Bulursak güzel Atlas'lara da yapışacağız tabii ki. Bu arada Japonya'dan bir misafirim var. Bakın, Blue'nun kar hali. İsmini vermek istemeyen çok değerli bir kardeşimin bana hediyesi Japonya'dan getirdi. Kendisine çok ama çok teşekkür ederim. Bakın, Migros'ta da küçük Micro Collection serisi dinozorlar var. Burası Cevahir arkadaşlar. Buraya da gelin derim. VVV sıradaki durak Forum İstanbul. Yine geldim. Hadi bakalım burada ne bulacağız? Bakın, şans meleğim yanımda. Dinozor mu, araba mı bulacağız? Göreceğiz şimdiki. Carrefour'a çıktım. Hiçbir şey bulamadım. Şimdi önce armağana gireceğim. Bu almış olduğum Matchbox'ın Collector serisinde 2 tane eksiğim var. Yani ben set tamamladım zannediyordum. 7 araba varmış. Bunlar değil ya aradıklarım. Onları bulduk. Bakalım, daha gezeceğiz içeride. Bakın, burada bir kolektör serisi daha var. Bunu da arayan arkadaşlar vardı galiba. Bu seriyi de tamamını bulursam alırım. Yoksa alma gibi bir niyetim yok. Set tamamlama takıntılığım var çünkü. Burada da bunlar var. Vay, yeni case'ten bazı arabaları gördük. 2023 Nissan Z. Porsche Panamera. Bak, yine karşıma çıktı. Abi, koleksiyonmuş. Aynen öyle abicim. Bu ya SRT mi bilemedim ama sanki kauçuk tekerlekli gibi. Yok, ST Super Trajant ama bu değil. Onun altında logo var abicim. Alevli bir logo var. Hiçbir yerde bulamıyorum. Onu bulmak zor. Kolay değil zaten. Bakın, yeni case'ten burada arabalar var. Oo, Mazda RX. RX 7. Bakın, burada bir Mercedes daha var arkadaşlar. Ama ve lakin almıyorum işte. Benim Jurassic Park'ım. Şimdi bir de buraya bakalım. Hepsi bende olanlar. Custom Ford Maverick var burada arkadaşlar. Subaru VRX var. Oho, ne buldum burada. Corvette. Plymouth Corvette. Aman, düştü. Teşekkürler, sağ olun. Başka neler var? Yani bunların hepsini almaya kalkarsam maaşım gider, almıyorum. Arkadaşlar, Hot Wheels mı, Matchbox mı? Tabii ki Matchbox. 3 al 2 öde kampanyası devam ediyor. Ama burada alabileceğim güzel Matchbox yok. Hot Wheels var ama inanın almak istemiyorum. Ev araba doldu. Ne zaman kutu açılışları videosu yapacaksın diyorsunuz. İşte alım yaptıkça kutu açılışı yapamıyorum. Sizler için şu anda geziyorum ama böyle çok hoşuma giden model olursa tabii ki alacağım. Bakın, burada da dinozorlar var. Başka hiçbir şey bulamadık. Bunlara bir bakalım. Buradaki Matchbox'lardan bir şey bulabilir miyiz? Working Ride serisi aslında var ya, alınabilir. 3 al 2 öde var. Yani şunu da almış olsak şu da bedavaya gelir. Ya da şu. Bakın, Collecta'nın standındayım. Collecta'da da artık bende herhalde yok yok. Minisleri de buraya koymuşlar. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Yani güzel modeller vardı. Ama ve lakin almıyorum. Şimdi Toy Shop'a giriyoruz. Birkaç sene önce çalışmış olduğum mağazaya geldim. Bakın, burada da var değişik bir şeyler. Bağ Bison TS. Trabzonsporlular bunu beğendi. Ooo, Dodge Power Wagon. Time Ataxi. İşte bunları alacağımdan değil de sizler görün diye böyle video çekiyorum. Aha.
Anladım. Bakın bu bir yer. İşte bunu arıyordum. Ramazan ve kasa. Bu bir. Bir de Mercedes-Benz arıyorum. Ama ve lakin eğer burada o yoksa almayacağım. Birkaç armağana daha bakacağım. 3 al. 2 öde kampanyasından yararlanmak için. Mercedes-Benz yok. O 6 tekerlekli olan. O yüzden almıyorum. Burada gördüğünüz gibi Audi vesaire var. Orada dinozorlar beni çağırıyor. Evet, kız arkadaşım beni dinozorlara çekti. Hadi bakalım şimdi. Ondan bende vardı, hatırladın mı? Terzinosaurus. Şu arkadaş var. Bunların hepsi var bende. Büyük videoda izleyeceksiniz zaten. Sonra da açılışlarına başlayacağım. Lakin burada aradığımız başka bir şey maalesef yok. Yalnız bunlar çok iyi ya. Bayağı büyük. Imaginex'in Jurassic World'leri. Gel beni al diyorlar ama almayacağım. Amirim yine geleceğim. Burada Diorama'nın babası var arkadaşlar. Bakın. Harika. Evet, şimdi Diyanar'a gidiyoruz. Şu anda Diyanar'ın muhteşem standındayız. Muhteşem arabaları görüyoruz. Hepsi birbirinden muhteşem. Vallahi bir şey diyeyim mi? Hiç iç açıcı değil. Dilim sürçtü. Konuşamadım. Bir de şu şuralara. Bakın yine dilim sürçtü. Yine konuşamadım. Şuralara da bir bakalım neler var, neler yok. Oo, sert plastik. Aslında Matchbox'a falan uyumlu yani bunlar. Bir ara şu puzzle'lara da başlayacağım. Ama Lego'nunkilere başlamak istiyorum. Bakın burada da majuretler var. Çok da benlik bir şey göremedim. Maalesef bu Diyanar'dan boş çıkacağız. Bakalım sıradaki istasyonumuz neresi olacak? Şunun ne olduğunu anlamış değilim. Birkaç kere internette de gördüm ben bunu. 60 santim diyor. Uçuyor galiba ya bu. Evet, bakın pervanesi var. Lisanslı Jurassic World ürünü. Ve şu an neredeyim arkadaşlar? Historia AVM'deyim ve direkt armağana bakacağım. Matchbox tekli araçlarda 3 al 2 öde kampanyası devam ediyor arkadaşlar. Ben de şunları alayım, bunu arıyordum da aslında. Şimdi 2 tane alacağım. Bir tane de bedava alacağım. Şu grinder'i de alalım. Bir de mikser alayım. Evet, bunları alıyoruz. Yalnız bu böyle alttan falan patlamış, çatlamış, bantlamışlar ama olsun. Model sağlam görünüyor. Arkadaşlar, şu anda Levent'e geldim. Bakın bir tarafta Özdilek Park, bir tarafta kanyon. Özdilek mi, kanyon mu? Tabii ki kanyona giriyorum. Akşamın saat 9'u arkadaşlar, hatta 9'u çeyrek geçiyor. AVM'nin kapanmasına 45 dakika var. Osman Bey'de işten çıktım, 15 dakikada buraya geldim. Şimdi burada armağana bakacağım. Bir de bir figür satan bir yer var. Orada Jada'nın nano arabaları varmış, Hızlı ve Öfkeli serisinden. Overgame diye geçiyor. Bir abi bana tavsiye etti. Hem oraya bakacağım. Bakabilirsem Diyanar'a ve Macro Center'a da bakacağım. İnşallah buradan güzel bir av yaparız. Bir de size güzel bir haber vereceğim. Çok güzel bir kamera alacağım arkadaşlar. Araştırma içerisindeydim. DJI Pocket 2 Creative Combo diye geçiyor. Özelliklerinden size kısaca bahsedeyim. Bu arada bakın armağan. Önce armağana gireceğim. Ya kameranın şöyle özellikleri var. Yani 4K çekim de yapıyor. Pratik, cepte taşınabilir.
Sensörü sizi takip ediyor. Bunun yanı sıra tripod ayağı var. Lensi falan var. Yani güzel bir kamera. O kamerayı alacağım. Ve çekimlerimi inşallah daha da güzel hale getireceğim arkadaşlar. Önce şu armağana bir girelim. Kameradan size yine bahsedeceğim. Bakalım burada neler var. Evet. Yeni case'ten ve eski case'ten birkaç araba var. Burayı es geçelim. Matchbox'lar nerede? Ve dinozorlar nerede? Bakın Matchbox'ın üçlüleri var ve beşlileri var. Ya burada aradığımı bulamayacağım galiba. İnşallah şu müzikten telif yemem. Bakın burada da dinozorlar var. Ha, bunların hepsi bende olduğu için sadece uzaktan bakıyorum. Eneğim kendi mi dinozor şu? Oo, buralara bir şeyler gizlenmiş. Mişmişmiş ama neymiş bunlar bir bakalım. Yok ya bunlar. Yanındakiler kalmış. Çok geç kaldım. Şu Mercedes'i bulamadım maalesef. Bakın yeni case'ten birkaç araba var demiştik. Nissan var mesela. Şu Amerikan arabası var. İşte bu kadar. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Lego Store'dan çıkalım diyecektim ama Lego'ya girmeyelim. Zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Şimdi Overgame'e gideceğim. Bu sırada da o kameradan biraz bahsedeyim sizlere. Artık görüntü kalitem daha da artacak. Özellikle vlog çekimlerde, hareketli çekimlerde çok işime yarıyor. Gimbal kamera çünkü. Çözünürlüğü falan çok iyi. Video kalitesi çok iyi. Ve YouTuber'lardan ve o kamerayı kullanan herkesten çok olumlu tepkiler almış. Fiyat analizi araştırması yaptım. Sıfırları 13.000 ile 13.500 TL arası. İkinci ellerin garantisiz olanları 7.000 ile 8.000 TL arası değişiyor. Garantili olanlar da, yani 1-1.5 yıl garantili olanlar var. Onların da fiyatları 9-10 bin TL arası. Ben büyük ihtimal ikinci el alacağım. Yani sıfır alacaktım ama 1-1.5 yıllık 9-10 bin TL olanlarından bir tane alacağım. Hatta bir arkadaşla görüşme içerisindeyim. Biraz da pazarlık yapıyoruz. Büyük ihtimal onu alacağım. Ve artık önümüzdeki videolarda daha kaliteli çekimler görmüş olacaksınız. Size de bunu burada bu mutlu haberi vermek istedim arkadaşlar. Overgame bu arada şurada yanda bir yerdeymiş. Macro Center'ın yanında demişlerdi. Aa, bakın şurada arada gördüm. Overgame'e bir girelim arkadaşlar. Haydi bismillah. Oo, bakın burada figürler bizi karşıladı. Bakın burada majoretler var. Bunları arayan arkadaşlar varsa buraya gelebilir. Fiyatları 200 TL. Şu an majoretler yani bu fiyatlarda. Bakın gördüğünüz gibi güzel arabalar var. Majoretler, şu Lamborghini de gayet iyi. Direkt majoretlerle girdik olaya. Bu neymiş? Porsche Taycan. Kurcalayalım değil mi ya? İnşallah müzikten de telif yemeyiz. Yani yok yok. Gördüğünüz gibi. Acaba bir Chase bulabilir miyiz? Yıkmak da istemiyorum. Şöyle tepeden tepeden bakalım. O bunlar da 90 lira. Bakın şunlar var. Oo, burada bayağı bir karşıda bir şeyler görüyorum. Bir bakalım. İşte bakın aradıklarım burada.
Oo, 200 TL gayet iyi. Şunu alırım. Bakın Jurassic Park var. Vardı bende bundan. Nano'larda da çok bir şey kalmamış galiba ya. Hızlı ve öfkeliden. Düştü. Bakın Batman falan var. Maalesef başka çeşidi yok. Tek çeşit var ama olsun. Biz de bunu alırız. Kim büyüyünce hızlı ve öfkeli mi olacağım? Hadi bakalım bunu alalım. Şu bir. Şöyle bir gezelim bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada figürler var. O Jurassic Park'ın jipi. Yakında o da gelecek ona. Bakın burada da var. Büyük ölçekliler. Jada'nın. Görüyorsunuz. Burada yok yok. Burada bunlar var. Nereyi çekeceğimi şaşırdım. Bakın burada da şöyle figürler var. Funko Pop'un sanırım. Bakın burada da var. Toretto'nun evi, Dom'un evi. 1200 TL fiyatı. Şuralarda ne var? Yine figürler var. Kulaklık vesaire. Bakın burada da şöyle şeyler var. Burası Kanyon AVM'de. Buraya gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet şunu alalım çıkalım. Arkadaşlar bu arada bakın bu jip 1000 lira. Bir de burada 1.32 ölçekli olanı var. Bakın o da burada. Zaten bende olan bir şey bu. Evet buradan nasibimizi aldık ve gidiyoruz arkadaşlar. Haydi çıkalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet buradan nasibimiz sadece bir nano oldu. Arkadaşlar birkaç hafta önce gelseydim burada Eclipse'in olduğu nano da varmış. Bu nanolar 4 çeşit oluyor bildiğim kadarıyla. Maalesef ki sadece bir çeşidini alabildim. Umarım devamı gelir. Benim çalıştığım mağazaya da gelecek diye biliyorum ama emin değilim. Ben buraya ne zaman gelsem Diyanar'ın olduğu katı hep karıştırıyorum. Yani bura o kadar büyük ki arkadaşlar. Şuraya bakın. Hızlı hızlı gidiyoruz. Artık buradan sonra videonun sonuna gelmiş olacağız. Hot Wheels Matchbox Dinozor Avı bölüm 15. Yine dinozorla başladık. Ama Matchbox'larla devam ettik ve Jada'yla bitireceğiz gibi görünüyor. Yine güzel Hot Wheels'lar vardı ama almadım. Yani ne bileyim 50 TL olduktan sonra çok alasım gelmiyor. Sadece bir STA yakalarsam alırım diye düşünüyorum. Ya da çok delisi olduğum bir model alırım. Onun haricinde alma gibi bir niyetim yok. Sizler için geziyorum. Evet, Diyanar neredesin? Oo, Diyanar yukarıda kalmış ya. Bu arada siz bu videoyu izlediğinizde ben muhtemelen o kamerayı almış olacağım. Diş fırçası gibi bir kamera arkadaşlar. Hatta bakın ekrana getireyim. İşte görmüş olduğunuz küçücük kameraya dünyaları sığdırmışlar. Onu alacağım. Ya da siz bunu izlediğinizde almış olacağım. Evet, Diyanar'a geldik. Şu anda bir sessizlik hakim. Ses çıkarmayın. Şşş, çocuklar uyuyor. Evet, burada herhangi bir şey yok. Boş. Burayı es geçelim. Şimdi birazdan anons yapmaya başlarlar. Kibar dille bizi kovacaklar. Oo. Burada da bayağı bir eski modeller var. Gördüğünüz gibi. Bir de şuraya bakalım ve ondan sonra çıkalım arkadaşlar. Sanki bir şey bulamayacağım. Vallahi bunu geçenlerde aldım. Bunları geçen de geldiğimde bunlar yoktu. Bunları nereden çıkartıp getirip koyuyorlar.
Bulamıyoruz. Sonra bir anda bir yerlerden çıkıyor bunlar. Evet, geldiğimiz gibi de çıktık arkadaşlar. Bir videonun böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Av videosu çekerken ya bu ve bundan önceki video için bahsedeceğim. Kameraları araştırmaya başlamıştım. Yani hep teknolojik marketlere girdim, araştırdım, fiyat analizi yaptım ve sonra internet sitelerinden baktım. Artık inşallah önümüzdeki av videosunu güzel bir kamerayla çekeceğim, el sarsıntısı olmadan. Beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Günden güne büyüyoruz, büyümeye de devam edeceğiz. Buradan aşağı atlamayacağım, merak etmeyin. Şöyle biraz manzarayı seyredin. Evet. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım bölüm 16'da nelerle karşılaşacağız. Daha aradığım arabalar var. Kolektör serisinden maalesef 2 tane eksiğim var. Birkaç tanıdığımı da söyledim. Umarım onlar bulur. Ya da ben denk gelirsem ben alacağım. Hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar merak etmeyin. Telefonu düşürmedim. Bu bir şakaydı.